dersin başkanım. İnşallah kazanacağız. Merhaba, kolay gelsin hepinize. Soru sürdüğün olsun inşallah. Başarılar. Senin yolu açalım. Bu taraf. Başkanım oraya. Başkanım oraya. Orada ya. Bir de sağa doğru bakalım böyle. Teşekkürler. Evet. Milletimize, devletimize hayırlı olsun. İnşallah bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin demokrasisi adına sorunsuz, problemsiz bir şekilde geçmesini her şeyden önce diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve daha öncesindeki halk olarak demokrasi mücadelemiz neredeyse 200 yıla yakın. 200 yıldır insanlar bireysel hak ve özgürlükleri için bu topraklarda mücadele ediyorlar. O bakımdan bugünün ona yakışan bir erdemle, davranışla ve işleyişle geçmesi mühim. Mesele atılan her oyun doğru şekilde adresine ulaşmasını sağlamak, bir oya bile sıkıntı getirmemek. Çünkü oy milletimiz adına bir namustur. Şunu söyleyeyim, bu seçim öncesi ne yazık ki hem ilk tur hem bu tur öncesi ne yazık ki arzu ettiğimiz dille geçmedi. Bu dilin karşılığında gerçekten insanlar umarız süreç içerisinde helalleşebilirler. Çünkü çok kötü iftiralarla ve ne yazık ki içi yalan dolu birçok hususla karşı karşıya kaldık. Bunların hiçbirisi olsun istemezdik. Bazen ne yapalım, bunlar seçim satında yapılır diyenler oluyor. Vallahi benim içimi yakıyor. Bu bağlamda ben de keşke siyasiler olarak o toplumun talebine dönük dil kullanılsaydı, yalanla iftirayla insanlar aldatılmasaydı. Çok helalleşeceğimiz şey var. Yarından itibaren bunlar konuşulacak. Ben peşini bırakmayacağım. Adil bir şekilde sonuçlandığı haliyle elbette saygı duyacağız. Her koşulda bu tür demokrasi anlarının bir final, bir son diye bakmamak lazım. Her seçim günü aslında yarın itibariyle çok taze, ufku geniş, yeni başlangıçlara sizleri yolculuğa uğurlarlar. Bu bakımdan buradan hangi mesaj çıkarsa çıksın, milletimiz adına, toplumumuz adına, oy verenler vermeyenler, hangi taraf olursa olsun, sorgulanması, ders çıkartılması gereken mesajlarla doludur. Son şiarımız ise 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile birlikte kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış şiarıdır. Bu şiarın elbette ki en güçlü paydaşlarından birisinin Rusya olmasını isteriz. Çünkü komşumuz olan, deniz komşumuz olan Rusya nüfusuyla, kapasitesiyle en önemli devletlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda biz de Rusya başta olmak üzere, sadece Rusya değil, bütün komşularımızla gerçekten sorunsuz bir coğrafya var etmek ve bunun da odağının başta İstanbul olmak üzere bulunduğu jeopolitik konum gereğiyle Türkiye olmasını isteriz. Bu bağlamda biz çatışmacı değil uzlaşmacı ve mutlaka istişare hukukunu işleten, elbette karşılıklı menfaatlerin korunduğu duygular içerisinde Rusya'yla da en üst seviyede dış politika sürecini yöneten ve hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışan hem de Rusya Devleti'ne yakışan işbirliği zeminini kurmakta kararlı bir ekibiz. Bunun bilinmesini isterim.